Konuğumuz Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, DEM Parti Belediye Başkan Adayı, eş başkan adayı Mahfuz Güleriniz. Mahfuz Bey aynı zamanda DEM Parti'de aslında HDP'de çeşitli kademelerde görev yapan bir arkadaşımız ve şu an Halklar ve İnançlardan sorumlu eş genel başkan yardımcısı. Hoş geldiniz Mahfuz Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Doğru mu tanımladım sizi? Evet, doğru tanımladınız. Evet. Şimdi Mahfuz Hocam, şimdi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı eş başkan adayısınız. Şimdi kamuoyunda da gördük, DEM Parti adaylarını belirlerken belki de Türkiye tarihinde hiç olmadan bir şey gerçekleştirdi. Sanırım 100 binin üzerinde insan oy kullandı. Peki bu oy kullanan insanları nasıl belirlediniz? Bu süreç nasıl işledi? Evet, biz esasen parti olarak siyaseti yerellerden başlatalım diyoruz. Siyaseti yerelleştirmek istiyoruz. Dolayısıyla bizim esas kurgumuz örneğin temsili siyasette yerellerimizin, halkımızın, tabanımızın bu belirleyiciliğe sahip olması gerektiğini savunuyoruz. Bugüne kadar birkaç tane denememiz olmuştu. Özellikle aday adaylarını nasıl seçeceğimize ilişkin birkaç denememiz olmuştu. Yer yer kendi kurullarımızda çeşitli temayül yoklamaları yaparak adaylar belirlemeye çalıştık. Yer yer nispi oranda halk oylamasına başvurduk. Ama bu kapsamda bu kadar derinlemesine toplumun bütün kesimlerinin temsilcilerini belirlemesinde söz ve yetki sahibi olacak bir sistemi uygulamamıştık. Dolayısıyla 2024 seçimlerine giderken biz siyaseti yeni okumalar yaparak yapmak istediğimizi Türkiye kamuoyuna deklare ettik. Bunlardan bir tanesini aday belirleme tarzına dönük bir okumaydı. Dolayısıyla özellikle birinci ve ikinci parti konumunda olduğumuz yerlerin hepsinde aday adaylarının halk oylamalarıyla seçilmesinin yöntemine gittik. Yöntem olarak şöyle yaptık. Birincisi partimizin bütün üyelerinin oy kullanmasını istedik. İkincisi geçmiş dönemde beri bu gelenekte yöneticilik yapmış. Görev almış bütün arkadaşlarımızın delege olmasını ve oy kullanmasını istedik. Yine kendi partimizin tabiri caizse yürütmüş olduğu siyaset sürecinde mağduriyet yaşamış olan kesimlerin hepsinin bu süreçte söz ve karar sahibi olarak delege olmasını ve adayların belirlenmesinde rol almasını istedik. O yüzden sizin de ifade ettiğiniz gibi her kentte binlerce kişinin katılımıyla bir delege sistemi oluşturup adayların delegeler tarafından direkt seçime tabi tutularak belirlenmesi kararını aldık. Çok önemli bir deneyimdi. Bence Türkiye'de daha önce bu kapsamda böylesi bir pratik ortaya konulmuş değil. Kanımca dünya örneğinde de ya da dünyadaki örneklerde de bu kapsamda bir çalışma yürütülmüş değil. Adayların belirlenmesi bağlamında söylüyorum. O yüzden hem Türkiye siyasetine yeni bir çağrı, yeni bir örneksellik teşkil edebilecek hem de dünya bir model teşkil edebilecek bir yöntemdi. Kitlemiz de, halklarımız da bu modeli, bu yöntemi büyük bir sevinçle karşıladı. Şimdi Mahfuz Bey, seçimlerden önce kamuoyuna açıklama yaptınız. İşte dediniz ki bölgede kayyumlar tarafından elimizden alınan belediyeleri geri alacağız ve Türkiye'de de birinci, ikinci geldiğiniz yerlerde aday göstereceğiz dediniz. Ve aslında kendi tabanınızda da çok bu sevinçle karşılanan bir şeydi. Sonrasında da bir kent uzlaşısı lafı çıktı. Yani DEM Parti açısından çok da değerli aslında demokrasi güçleri açısından da. Ancak gördüğüm kadarıyla kent uzlaşısı olmadı. Yani büyük kentlerde sanırım DEM Parti'de adaylar gösterdi.
Yani seçim sonrasında ülkemizi nasıl bir tablo bekliyor? Ve evet, bu süreç, yani çok kısa bir şekilde özetlerseniz, evet, neden böyle oldu? Ya biz klasik bir parti değiliz sevgili hocam. Öncelikle onu ifade edeyim. Biz partimizi kurarken seçim eksenli bir parti kurma girişiminde bulunmadık. Tersine 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca ülkenin yapısal sorunlarının, çözülmeyen problemlerinin olduğunu ve esasen bu sorunları çözmeye dayalı bir politik felsefeyle kurulduğumuzu ifade ediyoruz. Dolayısıyla biz her seçimde Türkiye okumalarını yaparak aslında seçim stratejimizi belirliyoruz. Bu dönemde öyle yaptık. Yani 2019-2023 seçimlerinden sonra ortaya çıkmış olan tabloyu yeni baştan okuyarak yeni bir stratejiyle seçime girmeye ihtiyaç olduğunu söyledik. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk etapta şunu söyledik. Dedik ki biz birinci ve ikinci olduğumuz bütün yerlerde kendi adaylarımızla çıkacağız. Ama bunun dışındaki bütün seçim alanlarında kent uzlaşısı arayacağız. Kent uzlaşısı kavramının esasen bir politik ittifak talebiydi. Bununla yola çıktık. Bu hem bizim kitlemizde kabul gördü hem de Türkiye demokratik kamuoyunda çok yoğun bir kabulle karşılaştı. Emek meslek örgütlerinden tutalım, sivil toplum örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilere hepsine çağrımızı yaptık ve hepsinin buna dair olumlu geri dönüşleri oldu. Ve bu toplumda çok ciddi bir umut yarattı. Özellikle AKP-MHP kötü yönetim anlayışına karşı bir ittifak zemininin ortaya çıkması büyük bir umuttu, büyük bir beklentiydi, herkesin de arzusuydu. Ancak biz bu politikayı belirlerken şöyle bir sayıkla hareket etmedik, etmememiz gerektiğini düşündük. Bunu da toplumla paylaştık. Sadece kaybettiren değil, aynı zamanda kaybettirirken kazanan bir felsefeyle hareket edelim dedik. Çünkü 2019 stratejimiz, 2023 stratejimiz esasen kaybettirme eksenliydi. Tek adam rejimine, faşizme, kaybettirme sayıkıyla hareket ettik. Ve büyük de bir ortaklık açığa çıkardık. Büyük bir heyecan da oluştu Türkiye toplumunda. Esasen o heyecan üzerinden biz 2023 seçimlerine gittik. Ama 2023 seçimleri bize şunu gösterdi. Bu politika Türkiye'nin genel siyasetinde, Türkiye'nin yerel siyasetinde, belediyecilik anlayışında büyük değişimlere, büyük dönüşümlere yol açmadı. Maalesef özellikle ana muhalefet partisinin başta olmak üzere toplumun değişik kesimleri, siyasal partilerin kendisi bu süreci doğru okuyamadı, doğru değerlendiremedi. Dolayısıyla bu dönem salt birilerine kaybettirme değil, aynı zamanda halklarımıza, toplumsal bütün dinamiklere kazandırma hedefiyle yola çıktık. Kent uzlaşısını bunun üzerine kurduk. Şunu söyledik, dedi ki belediyeler halkın belediyeleri. Herkes böyle diyor. Kentin sınırları içerisinde, belediyenin sınırları içerisinde yer alan bütün toplumsal dinamikler belediyenin sahipleri. Dolayısıyla belediyenin yönetiminde yer almalı. Herkesin. Emek meslek örgütleri yer almalı, işçiler yer almalı, sanayiciler yer almalı, esnaflar yer almalı, Aleviler yer almalı, inanç grupları yer almalı, işte samimi Müslümanlar yer almalı, mütedeyyin toplumun, hakikaten bu rejimin mağduru olan kesimler yer almalı, Kürtler yer almalı, ekolojistler yer almalı, kadınlar yer almalı. Böyle bir yönetim anlayışı sunduk partilere, siyasal organizasyonlara. Ancak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde şöyle bir tablo çıktı günün sonunda ne yazık ki. Türkiye'de bütün partiler, sistemin partileri diye tarif ettiğimiz partilerin hepsi belediyeleri bir emlak ofisi, bir müteahhitlik firması, hatta bir aile şirketi olarak görüyorlar. Bunu böyle kurguladıkları ve böyle yönetmek istedikleri için belediyelerde ortaklaşmayı kabul edemediler, etmediler.
Hesap şuydu. Kadınlar gelse kadınlara dönük hizmet olacak. Aleviler gelse Alevilere dönük hizmet olacak. Ekolojistler gelse kentin ekolojik talanına yok diyecek. Karşı çıkacak. Buna karşı duracak. Dolayısıyla bütün bu alan, uzatmamak adına burada kesiyorum. Bütün alanlar esasen belediyenin hem kaynaklarına ihtiyaç duyan hem de o kaynakların doğru kullanılmasının bir şekilde projesini ortaya çıkaran bir yöntem, bir yönetim anlayışından bahsettik. Şimdi bu arkadaşlar bunu gördüklerinde emin olun tabiri caizse dehşete düştüler. Benim aile şirketim, benim emlak ofisim nasıl olacak ki ben birileriyle paylaşayım, kentin sahipleriyle, kentin dinamikleriyle paylaşayım. Çünkü 100 yıllık belediyecilik anlayışında bu yerleşmiş bir anlayış. Kim belediyeyi kazanırsa o belediyenin bütün kaynaklarını belli bir çevrenin, belli bir zümrenin çıkarları doğrultusunda kullanır. Dolayısıyla belediyeyi bir rant alanı olarak görme, belediyeyi bir ranta dayalı bir mekanizma olarak görme ve kurgulama söz konusu olduğundan dolayı ittifak ve ortaklaşma gerçekleşmedi. Bu halklar adına iyi bir sonuç ortaya çıkarmamıştır. Ama şöyle, biz bu anlayışın Türkiye'de artık devam etmemesi gerektiğini söylüyoruz. Ve hiç kimsenin iki kötüye mahkum olmadığını söylüyoruz. Dolayısıyla biz devrimciler, yurtseverler, ekolojistler, kadınlar, Aleviler, Kürtler olarak biz yeni bir yol yapma mecburiyetinde olduğumuzu söylüyoruz. Biz nesne değil, iradeyiz. Kendi irademizle kentin yönetiminde yeni bir çığır açmanın mümkün olduğunu söylüyoruz. Tekrar tekrar ifade edeyim. Hiç kimse iki kötüye mahkum değildir, mecbur değildir ve iki kötünün nesnesi değildir. Bunlar maalesef bizi bir nesne, bir obje ve oy kullanma deposu olarak kurguladıkları ve böyle gördükleri için de ittifak meselesinin gerçekleşmemesine neden oldular. Şimdi Mahmuz Bey, hani hem HDP'de hem DEM Parti'de, daha önceki partilerde de hep yetkili yerlerdeydiniz. Şimdi her seçim öncesi şöyle bir sansasyon oluyor. İşte Kürtler veyahut da işte HDP'liler AKP ile anlaşacak. Şimdi ben çözüm sürecinde de takip ettiğim kadarıyla, yani bu yaşıma kadar ben Kürt siyasi hareketinin veya işte onun öncülerinin hiçbir zaman AKP'yi işaret eden, AKP'ye oy verin dediğine rastlamadım. Ama şimdi işte Leyla Zana konuştuğu zaman, Ahmet Türk konuştuğu zaman bu tür şeyler oluyor. Yani müzakere başka bir şey ama oy vermekten bahsediyorum. Böyle bir şey hiç oldu mu? Siz AKP'yi desteklediniz mi bugüne kadar? Kesinlikle hiçbir dönem, tarihin hiçbir döneminde desteklemedik. Ama şöyle bir şey var. Türkiye'de siyaset algılarla yönetiliyor. Desteklediğimize dair en yaygın speküle edilen süreç hangi süreçtir? Çözüm sürecidir. Yani 7 Haziran seçimlerinin yaşandığı süreçtir. Biz AKP'yi desteklediğimizi iddia edenler, AKP ile ortaklaştığımızı iddia edenler en çok bu süreci örnek olarak gösterirler. Ama o kadar çarpıcı bir pozisyon ortada ki AKP'nin tek yenilgiye uğradığı dönem 7 Haziran dönemidir. Tabii. 7 Haziran sürecidir. AKP'nin en az oy aldığı süreç bu süreçtir. En az milletvekili sayısına sahip olduğu süreç bu süreçtir. Dolayısıyla gün yüzü gibi bu gerçeklik, bu realite ortadayken Türkiye maalesef belli kesimlerinin algı operasyonlarına adeta esir düşürülüyor. Adeta buna kurban ediliyor. Şimdi hani çok bariz bir örnek, işte tekrar ifade edeyim. 7 Haziran sürecidir, bizim AKP ile işbirliği yaptığımızı söyledikleri süreç 7 Haziran sürecidir. AKP'nin yenilgiye uğradığı, iktidardan düştüğü, azınlık bir parti haline geldiği, Türkiye'de azınlık bir parti konumuna düştüğü tarih de 7 Haziran tarihidir. Dolayısıyla o günkü algının bir benzeri bugün yapılmak isteniyor. Çeşitli siyasal figürlerimizin, temsilcilerimizin yapmış olduğu açıklamaları da bu minvalde
çok kötü bir çarpıtmaya tabi tutarak işte AKP'ye destek verdiğimizi söylüyorlar. Şunu çok açık ifade edelim. Biz AKP ile ittifak yapmış olsaydık, AKP ile bir ittifakımız olsaydı, ittifakın gerekçesi şu olacaktı. Bir, Türkiye'de antidemokratik uygulamaların bitirilmesi. Bunu talep edecektik. İki, örneğin kayyum rejiminin ortadan kaldırılması. Üç, cezaevlerinde var olan adaletsizliklerin bitmesi, bitirilmesi. Dört, Kürt sorununun çözülmesi gibi Türkiye'nin o temel problemlerine dair çözüm arayışı. Peki bunların herhangi biri ya da bir kısmı gerçekleşmiş olsaydı biz bunları Türkiye kamuoyuyla niye paylaşmayaydık? Tersine biz bunları sağlamış olsaydık, çünkü bu bir partinin ya da bir zümrenin özel çıkarı için talep edilmiş şeyler değil. Bunlar bütün Türkiye toplumu için elzem, gerekli ve bir an önce gerçekleşmesi gereken şeyler. Bunların herhangi biri gerçekleşmiş olsaydı, biz çıkıp Türkiye toplumuna müjdeler olsun, AKP faşizmden vazgeçti, demokratik uygulamalara geçilecek, antidemokratik uygulamalardan vazgeçecek, kayyumu ortadan kaldıracak, adaletsizlikleri ortadan kaldıracak demeyecek miydik? Bunu toplumdan niye saklamış olurduk? Niye bunu gizlemiş olaydık? Tam da bunun için siyaset yapmaya çalışan, bunun için kurulduğunu ifade eden bir partinin en temel arzuları yerine gelecek ve bunu saklayacak, bunu toplumdan gizleyecek. Tersine, tekrar söyleyeyim, Türkiye toplumuna müjdeler olsun diye çıkıp kamuoyuna açıklayacaktık bunu. Dolayısıyla böyle bir şeyin esamesi yok. Böyle bir şeyin asla ve asla gerçekleşmediğini bütün toplumumuz bilmesi lazım. Keşke gerçekleşseydi. Altını çizerek söylüyorum. Keşke gerçekleşseydi ve biz de Türkiye halklarına, Türkiye toplumuna bu müjdeyi verebilseydik. Ama böyle bir durumda değiliz. Sorun ne? Peki speküle edilen konu ne? Arkadaşlarımızın Ahmet Bey'den Selahattin Başkan'a, işte Leyla Hanım'a kadar speküle edilen mesele ne? Tayyip Erdoğan'ın bu sorunu çözebileceğine dair edilen söz. Bu bir realitedir. Bu bir realitenin, bu bir gerçekliğin ifade edilmesidir. Evet, şu an tek adam rejimi diye tarif ettiğimiz sistemin başı Tayyip Erdoğan'dır. Bahsettiğimiz sorunların çözümünün adresi Tayyip Erdoğan ve kurmuş olduğu rejimdir, sistemdir. Bu tespit yapılıyor, bu ifade ediliyor. Tayyip Erdoğan'dan medet ummak ayrı bir şeydir. Adres olarak göstermek ayrı bir şeydir. Ve çok net altını çizelim. Muhatabı Tayyip Erdoğan'dır ama çözmeyen kişi de Tayyip Erdoğan'dır. Muhatabı AKP-MHP iktidarıdır ama çözmeyen ve çözmek istemeyen AKP-MHP iktidarıdır. Dolayısıyla bu argümanların bu kadar hoyratça bizim kitlemizin üzerinde kullanılması, toplumumuzun üzerinde kullanılması, Türkiye'nin üzerinde kullanılmasını hem haksız hem mesnetsiz hem de gerçekten manipülatif bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Kendi toplumumuza çağrımız şudur. Biz güç olursak, biz ciddi bir irade açığa çıkarırsak, bütün egemenler, Kürtlerle, Alevilerle, kadınlarla, ekolojistlerle, sosyalistlerle ve samimi Müslümanlarla oturup politika yapmanın zorunlu olduğuna karar verecekler. Onun dışındaki bütün yol yöntemler birilerine yamanmadır, birilerinin aparatı olmadır, birilerinin değirmenine taşıma su taşımak manasına gelir. Oysa tekrar altını çizerek söylüyorum, biz devrimciler, yurtseverler, sosyalistler, demokratlar, Kürtler, kadınlar, Aleviler yeni bir yol yapmak zorundayız. Yeni bir çığır açmak zorundayız Türkiye siyasetinde. Ve 31 Mart'ta da bunun için oy istiyoruz. Peki başkan, şimdi televizyonumuz KYK televizyonu. Dolayısıyla izleyicilerimizin çok önemli bir bölümü KYK'lılar. Şimdi tabii siz de 10 yıllardır mağduriyet yaşıyorsunuz. Şimdi KYK'lılar 2016'daki darbe girişimi veya neyse adı sonrasında 20 Temmuz'da ilan edilen o halle beraber Türkiye'de 152 bin kişi ilk başta ihraç oldu. Daha sonra İnsan Hakları Derneği raporuna göre bu 250 bine ulaştı. İşte 1000'den fazla insan ya bilmediği işlerde çalışırken ya da hastalanarak bu süreç sonrasında yaşamını kaybetti. 130 insan öldü.
İşte Türkiye ortalamasının 30 katı boşanmalarla karşı karşıyayız. İşte aileler dağıldı. Yani birçok insanın beklemediği bir şey. Ve bunların %99,2'si üniversite, yüksek okul mezunu insanlar. 4500 kişi KESK üyesi. Dolayısıyla sizin partinize oy veren insanlar da var. Diğer insanlar da milliyetçi, muhafazakar gelenekten gelmiş, mütedeyim. Sadece işte okula gittiği için, bilmem bankaya para yatırdığı için falan. Aslında yani DEM Parti veya HDP bu süreçte hep KYK'lar konusunda doğru açıklamalar yaptı. Çözüm konusunda örneğin Yeşil Sol Parti'nin seçim beyannamesinde çok net ifadeler vardı. Siz ne dersiniz bu KYK zulmü konusunda? Ya Türkiye tarihi mağduriyetler tarihidir. Mağduriyet kavramını bilinçli kullanıyorum ama Türkiye'de hani mağdur dendiğinde bu işte kısmen ayrımcılığa tabi tutulma gibi falan anlaşılıyor. Böyle değil. Bizim kastettiğimiz mağduriyet gerçekten insan yaşamına, insan onuruna, insanın geleceğine kastedilmiş mağduriyetlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye tarihinin böyle bir özeti var. Eskiden merkezi hükümetlerin şöyle bir uygulaması oluyordu. Sürekli hedefte olan belli kesimler vardı. İşte bunlar kimlerdi? Kürtlerdi, Alevilerdi, solculardı. Dolayısıyla en temel mağdur kitle bu kitleydi. İşte işçi, emekçi kesimler. Şimdi öyle bir tablo var ki Türkiye'de toplumsal bütün dinamikler oluşturulan bu rejimin mağdurları konumundadır. En büyük mağdur da kim diye bana sorarsanız bence mütedeyyin kesimdir. Niye mütedeyyin kesim diyorum? Şundan kaynaklı. Öncelikli olarak onların ruhsal dünyasında büyük bir travmaya neden olan hükümet ve o hükümetin politikalarından bahsetmek mümkün. KHK süreci bunun en şiddetli, en antidemokratik uygulamalardır. Öyle ki insanların sadece işleriyle ya da ekmekleriyle oynamadılar. Siz de bahsettiniz, insanların fiziki yaşam tarzlarıyla, fizikmen varlıklarıyla oynadılar. Yüzlerce insan Meriç Nehri'nde, binlerce insan Meriç Nehri'nde, denizlerde, Akdeniz'de boğulmak zorunda kaldı. Bu tablo o kadar ağır bir tablo ki, o kadar büyük bir tablo ki, yani büyük bir mağduriyet tablosudur ki anlatmakla bitmez. Dolayısıyla bu sürecin bir kıyım süreci olduğunu açıklıkla ifade etmek lazım. Türkiye bu süreci bütün mağduriyetlerini atlatmak zorundadır. Atlatmaktan başka bir çıkış döneminin olmadığını, yolunun olmadığını burada ifade etmek istiyorum. Yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Ve bu yüz binlerce insanın esasen milyonlara tekabül ettiğini hepimiz biliyoruz. Ve milyonların yaşam tarzını, milyonların hayatını ilgilendiren bir mağduriyet sürecinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu skalaya az önce sözünü ettiğim Kürtlere, Alevilere, solculara, sosyalistlere, demokratlara yönelen o merkezi rejim politikalarının skalasına mütedeyyinler de ilave olmuştur. Mütedeyyinler de artık bu rejimin hedefi haline gelmişlerdir ve bu rejimin mağdurlarıdırlar. Ben tekrar söylüyorum. Bu rejimin hiçbir politikasına mahkum değiliz. Ve bu rejim bir kader değildir. Buradan çıkmak mümkündür. Dolayısıyla biz partimizi tanımlarken şöyle tanımlıyoruz. Türkiye'deki bütün toplumsal kesimlerin kendini içerisinde ifade edebileceği, kendisini yönetim mekanizmasında göreceği bir yapı olarak tarif ediyoruz. Bu mağduriyetlerin sahiplerinin de kendilerinin ifade edebileceği partinin DEM Parti olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden özellikle 31 Mart'ta kendilerinden oy istiyoruz, oy bekliyoruz. Niye? Bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılabileceği tek yapı burasıdır. Burası cesaretle, burası büyük bir özgüvenle ve burası hiçbir manipülasyona uğramadan
rejimin bütün antidemokratik uygulamalarına karşı direnen, ayakta kalan tek yapı. Bu nedenle 31 Mart akşamı bizim için ve Türkiye için çok hayati bir akşamdır. Türkiye'nin özgür, aydınlık geleceği için çok büyük bir akşamdır, çok önemli bir akşamdır. Çok kendimizi zorlamamıza gerek yok. Bir oy kadar rahatız ve bir oyla bütün bu uygulamalara cevap verebilecek fırsatı yakalamış durumdayız. Hepimiz gerçekten Türkiye'deki bu antidemokratik rejimin, bu antidemokratik sistemin bir an önce bitirilmesine oy vereceğiz. Dediğim gibi bu bir mühür kadar basittir, yakındır ve hepimiz için bir fırsattır. KYK'ların mağduriyetinin çözüleceği yer DEM Parti çatısı altıdır. DEM Parti felsefesiyle mümkündür. Propaganda için söylemiyorum. Bu parti bunun için kurulmuştur. Tam da bu antidemokratik, bu zulüm siyasetinin ortadan kaldırılması için kurulmuştur. O yüzden bütün mağdur dostlarımızı DEM Parti'nin çatısı altında toplanmaya çağırıyorum. Şimdi başkan, muhtemel 100'ün üzerinde belediye DEM Parti tarafından kazanılacak. Şimdi biz KYK'lıların şöyle bir mağduriyeti oldu. Hani devlet tarafından zaten bir mağduriyet var, 150-150 çeşit mağduriyet var ama yerel yönetimlerde de hani siz de biliyorsunuz birçok belediye meclis üyesinin mazbatası alındı, belediye başkanının mazbatası alındı. Siz 12 tane de milletvekili çıkardınız aslında KYK'nın milletvekili. Bu çok değerli bizim için. Şimdi biz şunlarla karşılaştık. Örneğin emlak vergisi muafiyeti var. Hiçbir ücreti geliri olmayanların emlak vergisi. Biz KYK'lılar başvurduğumuzda belediyeler bunu kabul etmediler. Evet. İşte İstanbul Belediyesi'nde çalışan, o da direkt belediyede de değil, belediyenin şirketinde çalışan KYK'lılar var diye işte kayyum atarız falan diye korkuttular. Siz biraz önce şey dediniz, dediniz ki işte belediyeleri işte kadınlar, ekolojistler, yurtsever insanlar, solcular, sosyalistler, demokratlar, demokratik kitle örgütleriyle birlikte yöneteceğiz dediniz ya. Bu bileşim içerisinde bu durumda KYK'lılar da var. Çünkü KYK'lılar bu ülkenin en çok mağduriyetini, 7,5 yıldır mağduriyetini yaşıyor. Biz sizin belediyelerinize gittiğimizde KYK'lıyız dediğimizde bir ayrımcılar... Ha bu arada sosyal yardımlar da vermediler KYK'lılar. Biliyorum evet. Biz çok rahat bir şekilde sizin belediyelerinize başvurabilecek miyiz? Kesinlikle başvuracaksınız. Çünkü biz bu bahsettiğiniz uygulamanın kendisinin zaten antidemokratik bir uygulama, bir zulüm uygulaması olduğunu söylüyoruz. Bakın bu rejim her geçen gün üstüne koyuyor. Özellikle KYK'lı çevrelere dönük alınan politikaları her geçen gün katmerleştirerek adeta bir zulüm politikasına dönüştürmeye devam ediyor. 2019 seçimlerinde KYK'lı arkadaşlar adaylık başvurusu yapabildiler. Aday oldular. İşte seçimleri kazandıktan sonra yerlerine kayyum atadılar. Bu seçimde o hakkı bile vermediler. Bu seçimde 2024 Ocağı'nda şöyle bir karar aldılar. KYK'lıların başvuru yapma hakkını da yasakladılar. Evet. YSK eliyle KYK'lıların artık aday olmasını bile engellediler. Yani YSK'nın kayıtlarına bakarsanız hepiniz bunu görürsünüz. Evet. Dolayısıyla her gün, her geçen gün biraz daha katmerleşen bir sistematik zulüm politikasıyla karşı karşıyasınız. Şimdi bu tabloya itiraz eden bir partiyiz. Bu tabloyu kabul etmeyen bir partiyiz. KYK'lıların bütünlüklü bir şekilde geri alınmasını ve KYK zulmüne maruz kalmış olan arkadaşlarımızın hepsinin haklarının iade edilmesini savunan bir partiyiz. Dolayısıyla bizim nezdimizde KHK rejimi, KHK uygulaması yok hükmündedir. O yüzden kapılarımız size açık olacaktır. Bu bir ayrıcalık değil. Elbette yaşanan mağduriyetten dolayı pozitif bir ayrımcılık gözetilecektir. Ama tekrar söyleyeyim, biz bunu politik olarak siyaseten doğru bulmadık ve bu uygulamanın yok hükmünde olduğunu, kanunen de anayasal açıdan da yok hükmünde olduğunu biliyoruz ve böyle yaklaşıyoruz. Dolayısıyla
bütün KYK'lar bizim belediyelerimizde elbette yer alabilecekler. Elbette onlara özel istihdam alanları da oluşturulacaktır. Zaten sosyal belediyeciliğin gerekli olan uygulamalarını vesaire mevzu bahis bile etmiyorum. Bu bir utanç vesilesidir çünkü. Şuna destek verir, buna destek vermez. Şu sosyal yardımlardan nasibini alır, bu nasibini almaz gibi ilkel ve hiçbir ölçüye, hiçbir ahlaka sığdıramayacağımız bir uygulamayı zaten asla kabul etmeyiz, peşinen reddederiz. Evet. Yani bugünkü röportajın en güzel bizim açımızdan yeri buydu. Hani biz 7,5 yıldan beri insan olmanın gereği olan birçok uygulamadan mahrumuz. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. 31 Mart sonrası 1 Nisan'dan sonra DEM Partili belediyelerde KYK'lılar çok rahat bir şekilde gidip derdini anlatabilecek. Oradan yarar, oranın sosyal faaliyet şeylerinden, haklarından yararlanabilecek. Bu bizim için çok sevindirici. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ben bir kez daha sizin vasıtanızla hem Adana kamuoyuna hem de KYK'ları, KYK'lı yurttaşlara seslenmek istiyorum. 31 Mart tarihi bir gündür. İki kötüye de tokat atmanın zamanıdır. Bu fırsat ayağımıza geldi. Hep beraber değerlendirelim ve yeni bir yol yapalım Türkiye siyasetinde. Teşekkür ediyoruz Başkan. KYK TV izleyicileri yorumlarınızla bu yayını güçlendirip beğeni butonuna da basarsanız çok memnun oluruz. İyi akşamlar.